Türkiye'de 1 Temmuz 1926'dan bu yana kutlanan Denizcilik ve Kabotaj Bayramı her yıl olduğu gibi bu yıl da Alanya iskelesinde kutlandı. Kutlamaya Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Liman Başkanı Mehmet Sayhan, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kutlamalar Liman Başkanı Mehmet Saylan'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu, ardından yapılan saygı duruşuyla İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. İstiklal Marşı'nın ardından Kaymakam Harputlu, Başkan Yücel ve Liman Başkanı Saylan denize saygı çelengi bıraktı. Alanya Liman Başkanı Mehmet Saylan, etkinlik alanında Alanya Posta TV ana haber bültenine canlı yayın konuğu oldu. Saylan, kutlamalar ve yarışmalar hakkında bilgi verdi. 1 Temmuz bizim Türk limanlarında hem Türk bayraklı gemilerin hem de Türk vatandaşlarının ticaret yapabilme hakkının sağlandığı bir kanun. Bizim denizlerdeki hükümranlığımızın perçinlendiği bir kanun. Bu yılda 93. yılını hep beraber kutluyoruz. Memlekete, milletimize, tüm denizcilere hayırlı olsun. Başkan Saylan, üç tarafı denizlerle çevrili ve stratejik bir konumda olan Türkiye'de denizciliğin geldiği durumu da değerlendirdi. Bizim çok daha fazla denizden faydalanır, yararlanır hale gelmemiz için tüm kurumlar bu konuda emek harcıyorlar. Son zamanlardaki gelişmeler gerçekten iç açıcı ama yeterli mi derseniz değil. Daha ileri seviyelere taşınması için çok daha iyi çalışmalar yapılması gerekiyor. Biz de bunun için elimizden geldiğince gayretle çalışıyoruz. Etkinlik kapsamında deniz dibinde altın bulma, flyboard gösterileri, yüzme yarışları yoğun katılımla yapıldı. Her yıl geleneksel olarak yapılan yağlı direk yarışıysa vatandaşların en çok ilgi gösterdiği etkinlik oldu. Yarışmalarda başarı elde eden vatandaşlar için ödül töreni düzenlendi. Kabotaj Bayramı etkinlikleri, vatandaşlara ücretsiz tekne turu düzenlenmesinin ardından yapılan havai fişek gösterileriyle son buldu.